Doğan. Bir daha gelmezsin diye düşünüyordum. Neden? Yani... Başına onca bela açtım. Keşke daha farklı olsaydı her şey. Çok kötü bir zamanda tanıştık. Doğan, iyi misin? Sen, bu ne? Sen yaralanmışsın. Vurulmuşum. Ne? Vurulmuş musun? Haberin olmadan mı vuruldun? Nasıl? Tabancayla mı vuruldun? Nasıl vuruldun? Resmen Allah'ım vurulmuşsun. Gerçekten vurulmuşsun. Şş, sakin ol. Sakin ol. Önemli bir şey yok. Nasıl önemli bir şey yok? Vurulmuşsun daha sen. Hastaneye gitmemiz lazım. Hastane olmaz. Neden? Hastane olmaz. Vuruldum çünkü Leyla. Tamam, anladım onu zaten. Hastaneye gitmemiz lazım. Ya, bu senin burada ne işin var? Burası veteriner kliniği. Hadi. Bak, gidersem ne olduğunu, nasıl olduğunu soracaklar. Tutuklarlar sonra beni. Ya da ölmeyi mi tercih ediyorsun, tutuklanmayı mı? Ölmek istemiyorum. Hele senden bu gece değil. Sen halledemez misin? Ben halledemez miyim? Leyla, yardım etmen lazım. Lütfen. Tamam, tamam, gel. Gel, tutun bana. Şu üstünü sıyır da bir yerine bakayım. Kurşun diğer taraftan çıkmış. Bu iyi bir şey herhalde. Sıyıracakmış neredeyse. Ama böbreklerine bir zarar falan geldiğini düşünmüyorum. Arkadaşım? Hangi arkadaşım? Anne ya. Doğan değil mi? Bak, açma o telefonu. Kız! Bak, kız! Açmayacaksın dedim. Kız, onun yüzünden yılan soktuk. Akıllan artık be! Susar mısın lütfen? Alo Doğan, efendim? Aydan. Kimsiniz? Leyla ben. Sen beni ne hakla Doğan'ın telefonundan arayabiliyorsun ya? Ne oluyor? Tamam dur, bir sakin ol. Sakin. Doğan'a bir şey oldu. Ne oldu? Yaralı. Nasıl yaralı? Nesi yaralı? İyi mi, iyi mi şu anda? Vurulmuş. Ne diyorsun ya sen? Ya ben ilacını verdim, yarasını temizledim ama ateşi düşmüyor. Hastaneye gidemeyiz diye de tembih etti. Bir buraya gelir misin? Ben çünkü çok stres oldum. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Neredesin söyle bana. Nerede olduğunu söyle, hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Nereye? Anne işim var.
Dahan'a gidiyorsun değil mi? Ay bir şey oldu yine. Bana ihtiyacı var, çekil önümden. Çıkamazsın bu evden, izin vermiyorum. Anne seni uyarıyorum. Çekil önümden. Ne yaparsın? Yakarım bu evi. Aydancığım, yakmadan evvel bir aranızda konuşsaydınız. Çekilmiyorum. Hadi yak. Oya, gaz verme şuna. Son sözün bu mu? Bu. Blöf yapıyor, yıkamaz. Ne demiştin sen? Yak mı demiştin? Hı. Ay, yok, yok öyle bir şey demedi. Yak ulan. Buradayım bebeğim. Buradayım aşkım. İyisin. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Hayda. Ne yapacağız? Hastane olmaz demiş. Ama doktor lazım. Sen halledemez misin? Ya ben elimden geleni yaptım Aydan. Yarası enfeksiyon kapmış olabilir. İlaç lazım, serum lazım. Ateşi düşmüyor. Belki de başka bir şey var. Yani kontrol edilmesi lazım. Senin tanıdığın bir doktor falan yok mu? Ya var ama... Kayıt dışı olacağı için herkesten böyle bir ilik isteyemem. İsteyemez misin? Yoksa istemez misin? Çekinirim yani. Çekinirsin yani. Bana bak. Dahan senin için neleri göz aldı, sen farkında mısın ya? Sırf şimdi çekindiğin için milletten yardım mı istemeyeceksin sen? Aslında benim bir arkadaşım var. Tıp merkezi var bunun. Hani belki onu ararsam. Kayıt dışı. Güvenebilir misin peki? Yani daha önceden hiç böyle bir şey istemedim ki. İstememişsindir tabii, onu sormuyorum. Ne aranızdaki ilişki? Ne bileyim, eski sevgilin falan mı? Yok. Ama... Ama? Yani çıkma teklif etmişti de... Ben kabul etmemiştim. Tamam güzel. Şimdi o zaman arıyorsun çocuğu, diyorsun ki kabul edersen seninle çıkarım. Hem Dahan'a iyilik yapmış olursun. Hem de senin başını bağlamış oluruz. İyi olur. Sen de kına yakarsın değil mi Aydancığım? Seni o kadar umursamıyorum ki hiçbir yerime kına falan yakmam güzelim ben. Dahan da yılan serumu için aradığında keşke ben de seni umursamasaydım. Arayacak mısın artık şu adamı Leyla? Hadi. Aa, şimdi uyuyor galiba. Bir daha ara şu adamı. Ara. Ya daha 2 dakika önce aradım. Uyuyor belli ki. Hah. O mu arıyor? Alo. Berkay merhaba. Ya ben seni bu saatte rahatsız ediyorum ama... benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Benim arkadaşım yaralandı. Ve hani hastaneye gidemiyoruz çünkü bir durumdan dolayı. Ben de diyorum ki hani senin tıp merkezi var ya, oraya şey yapsak, kayıt dışa. Kurşun. Hı. Evet. Tamam. Sağ ol. Ne diyor? Hayır dedi. Bu kadar mı? Biraz ısrar etseydin, bir şey deseydin ya. Çok net hayır dedi.
Kızım adam sana çıkma teklif etmiş. Cilve yap, işve yap, bir şey yap. Çıkarım seninle de, yemek yerim de. Kıkırda gül, ne bileyim ben. Ben yapamıyorum öyle şeyler. Niye yapamıyorsun öyle şeyler? Ay, yapamıyorum işte. Sen çok ustasın galiba bu konularda. Laf sokmayı bırak da bana. Ara şu adamı tekrar. Hadi. Alo. Berkay, selam. Yine ben. Şimdi Berkay'cığım. Hani hatırlar mısın? Sen bana şey demiştin zamanında. Çıkma teklifi etmiştin. Ben de hayır demiştim. Yani ben şimdi diyorum ki... eğer bana yardım edersen... Anladım, anladım. Tamam, tamam. Ne diyor? Hayır diyor. Sen niye sırıtıyorsun peki bu kadar? Çok kötü konuştu çünkü sinirim bozuldu. Ne oldu? Nerede lan? Nerede? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Ya öldü mü? Ya yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Öldü mü? Ölmedi mi ya? Ya sen aradın mı doktorum? Ya yok benim doktor tanıdığım yok ya. Ya nasıl yok ya? Telefonda var dedim bana. Ya yok deseydim çağırmazsın gibi oldu şimdi. Mevzuyu da kaçırmak istemedim. Hayret bir şeysin. İş başa düştü ya. Kimi arıyorsun? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Ya bir göster bana. Söyle Aydancığım. Dahan yaralı. Hastaneye gitmesi lazım ama kayıt dışı, özel bir hastane olması lazım. Senin de aklına ben mi geldim? Senin tanıdıkların vardır diye düşündüm Enver. Neredesiniz siz? Müsaade eder misin? Çok ateşi var hala. Ya tamam bir şey olmaz ya. Yatsın burada sabah bir şey kalmaz bunun. Siz başında şey yapıyorsunuz adam. Hadi daha biz kaçıyoruz. Yarın geliriz. Hadi gidelim. Ne yapıyoruz burada? Kötü adam var dışarıda. Net kötü adam. Ben anlarım. Zaten kötü adam dedektörüyüm ben. Kokusunu da alırım. Kokusu buraya geldi. Kötü adam var dışarıda. Ne yapacağız bilmiyorum. Belki dağını vurdular. Şimdi tamamlamaya geldiler işi. Her şey olabilir bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Ne bileyim ne yapacağız. Arka kapısı var mı buranın? Var işte şurası. Harbi mi? Evet. Taşıyalım hadi. Yalandan sordum ha. Harbi var mı? Tamam bende bunu. Bu bende. Siz kapıyı açın. Emin misin Mesut? Yenge ben tankçıyım. Unutuyoruz herhalde. Herkes bir unutuyor bunu bu arada. Bir anlamadım yani. Kapıyı açın hadi. Daha. Nasıl yapacağız şimdi seni? Buradan mı girsek sana? Yengeler ya da siz bacaktan kapsanız mı? Ne de, ha? İyi hadi. Hadi tamam. Hadi bakayım. Tamam bu da bura bende ama. Tamam hadi. Tamam hadi. Ha. Sayıyorum. Dur. Say! Bir. İki. Üç. Dur. Dur. Bir saniye. Dur dur. Tamam. Dur dur dur. Aman. Tamam dikkat et. Yavaş. Dikkat. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Arayacağım dediğin kişi bu muydu Aydan? Denize düşen yılana sarılır. Ne yapayım? Sen bu aralar yılanla ilgili şakalar yapmasan mı acaba? Ne haber lan deli? Çatapat var mı yanında? Lan bak Allah'tan elimde o da. Laf sokacağına yardım mı etsen Enver acaba? Vallahi ben hastaneyi ayarladım. Taşıma işi sizde. Bende bel fıtığı var. Nasıl seni kahretmesin? Dur. Thank you.
Aydan. Doğan. İyi misin? İyi misin? Hastanedeyiz. Evet ama sıkıntı yok, merak etme. Enver ayarladı. Enver mi? Ben aramak zorunda kaldım. En son Leyla'ya gitmiştim. Dahan. Geçmiş olsun. Sağ ol Leyla. Korkuttun bizi. Dur kalkma, nereye? Sırtımı dikleştireceğim. Ben hallederim. İyi mi şöyle? Sağ ol. Hayda hanım. Kralsın ha. Harbiden millette bir tane yok, sende iki tane var. Ha, double. Hadi bakayım. Ya Dandun, senin ne işin var burada kardeşim? Nasıl ne işin var oğlum? Seni ben getirdim lan buraya. Aldım sırtıma, attım arabaya. Kızlar beni çağırdı. Mesut koş yetiş dedi. Ben de koştum geldim. Eyvallah. Sana da eyvallah. Çeksene. Oğlum. Çekil lan. Lan dur. Çekil. Ulan Mesut dur lan dur. Yaram var oğlum dur. Oğlum korktuk lan. Harbiden korktuk ya. Bak bakayım. Alıyor mu lan sen? Ya yok lan. Ulan ağlıyorsun lan sen Mesut. Şş, niye ağlıyorsun oğlum? Ya ağlamıyorum oğlum. Ya Mesut ağlıyor musun lan sen gerçekten? Ya duygusalım lan ben. Duygusalım oğlum ben. Bakma dışarıdan böyle sert görünürüm. Yani kaba görünürüm, anladın mı? Güçlü kuvvetli görünürüm. Yanmaz yıkılmaz görünürüm ama duygusalım oğlum ben. İçimde çocuk var benim. Harbi daha ben o çocuğu öldürmedim yani. Korkmadık mı ya? Yengeler, korkmadık mı yani? Harbiden korktuk, böyle fena oldum ya, uyanamayacağım falan filan bir şeyler. Anladın mı yani? Sen de şey yap oğlum, dikkatli ol lan. Ya böyle ayık ol yani, sağa soluna bak, vurulma bir daha. Yani tamam mı? Şey yap, oradan bir şey gelsin, kes yani bir ortamı. Ya. Tamam kardeşim, tamam, tamam. Sen üzülme, sen üzülme. Gel tamam, ben bir daha vurulmam, tamam mı? Ağlama sen, ağlama. Tamam, bir süre böyle kalalım daha. Benim eve götürelim, orada dinlensin. Pardon, niye senin evine götürüyormuşuz? Adamın kendi evi var. Benim evim buraya çok yakın çünkü. Gerek yok, biz Mesut'la götürürüz. Değil mi Mesut? Yaralanınca kime geldiğini hatırlatırım Aydan. Allah Allah ya, niye sana geldi acaba? Veteriner olduğun için olabilir mi? İyiliğini yaptın, hakkın ödenmez, sağ ol. Ama sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Buna sen karar veremezsin. Benim neye karar verip veremeyeceğime sen karar veremezsin. Kızlar, ben mi karar versem? Sen karışma Mesut. Benim eve götürelim diyeceğim ya. Tartışma da bitmiş olur. Ne diyorsunuz? Olur, sana götürelim. Senin gelmene gerek yok. Pardon, kim engelleyecek? Kimse engellemiyor. Tamam mı? Bak hadi. Böyle restleşmelere, meydan okumalara gerek yok. Bizim hastamız var, refakatçiyiz. Hadi süt, lokum, bisküvi. Buna odaklanın. Tamam mı yengecim? Tamam mı yengecim? Hadi. Hadi. Lütfen, lütfen. Hadi. Thank you.
Ne yazıyorsun sen? Ben mi? Bize bakıp bakıp bir şeyler yazıyorsun da Mesut'cum. Sıkıntı yok ya. Artı eksi listesi yapıyorum. O ne demek? İşte ikinizi kıyaslıyorum yani. Aydan'ın artıları eksileri, senin artıların eksileri. İşte böyle bir liste yapacağım, analitik bir sonuca varacağım, arkadaşıma yardım edeceğim yani. Çünkü biliyorum bak, böyle ikircimli ikircimler adamı mahveder, adamın kafayı pis eder yani. O şimdi bir oraya bir oraya gidiyor. Anladın mı? Bir düze bir kıvırcığa hesabı. Bir kahverengiye bir maviye. Hadi bakalım bu işin sonu ne olacak? Hadi bakalım. Yırt şunu. Neden? Mesut. Yırt şunu, yoksa ben oraya gelirim. Onu bir güzel yırtarım. Sonra da senin ağzına sokarsan onu yediririm. Oo. Eksilere yaz. Şiddete meyilli. Ben onu artıya yazdım aslında. Ayrıca bizim kıyaslanacak bir şeyimiz yok Mesut'cum. Daha 3 gün önce ortaya çıkmış biri bu. Belli ki daha bir yardım etmiş. O da şimdi yaptığı iyilikle karşılığını veriyor. Hatta senin işin vardır Leyla'cığım ya. Biz seni tutmayalım. Gidiyordun değil mi sen? Değil mi? Güle güle hadi. Yo, Dahan'ın uyanmasını bekliyorum. Yok. Dahan bir süre uyanmaz. İşin gücün vardır senin. Hadi canım. Çok iyi ya. Harbi çok iyi. Ne gülüyorsun ya? Sana gülüyor. Kıskandığını o kadar çok belli ettin ki. Vallahi hiç güleceğim yoktu gerçekten. Sen kimsin ki ben seni kıskanacağım? Ha? Tamam artık konuşmasak mı ya? Gel enerjimi emdin. Bunlar ne? Sormasaydın keşke ya. Sen bilmiyor musun bunları? Yo. Bu benim mirasım. İnsanlığa hediyem. Nasıl bir hediye? Şöyle anlatayım ben sana. Şimdi Prenses Kate var. Doğru mu? Bizim Kate var. Kate ortada yok. Kate kayıp. Ama ben nerede olduğunu biliyorum da şu an söyleyemiyorum. Sıkıntı yok. Sonra bir İrlandalı bir çocuk var. Bu prensin karşısında elini cebine attı. Oscar verdiler bu sene. Bak bu İrlanda'ya dikkat et. İrlanda'yı kafaya yaz. İrlanda dikkat. İrlanda'da sıkıntı var. Tamam, içimizdeki İrlandalılar hesabı. Sonra ne oldu? Arda Güler ilk golü attı. Anladın mı? Yani tam anlayamadım. Bir soru daha sorma lütfen. Aydan, bunu eksiğe yazıyorum. Kusura bakma. Sen sanki anladın. Vallahi ben anlamak üzereyim. Bir süredir buna maruz kaldığım için çözdüm, çözeceğim biliyor musun? Nasıl kaldın? Artıya yazdım.